Türkiye'nin bugün itibariyle baktığımızda dünyada OECD ülkeler arasında en fazla okullarını kapalı tutan Meksika'dan sonra ikinci ülkeyiz. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım pandemi döneminde eğitimde yaşanan sıkıntılara değindi. Yıldırım, Eğitim İş Sendikası olarak bir an önce gerçek bir telafi eğitim programının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde uygulanması gerektiğine inanıyoruz dedi. Türkiye'de 19. yıla bulan AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başındaki Sayın Tayyip Erdoğan'ın ülkemizdeki tek adam şeklinde almış olduğu kararların da etkisiyle özellikle 1,5 yıldır devam eden pandemi sürecinde Türkiye'de yaklaşık 5,5 milyona ulaşan çocuğumuzun tablet ve internet ihtiyacı karşılanamadığından ne yazık ki uzaktan eğitime dahi erişme imkanı bulamamıştır. Uzaktan eğitime erişim imkanı bulanların büyük bir kısmı, yani yaklaşık %60'ı da ailelerin cep telefonundan öğretmenlerini ve derslerini izlemek zorunda kalmıştır. Şimdi bu şekilde devam eden bir eğitim öğretim sürecinde elbette ki çocuklarımızın kendi yaş ve sınıf gruplarında alması gereken ders kazanımlarını, öğrenimlerini alamamışlardır. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanı sık sık gereken her türlü eğitim, öğretim yapıldı, dünyanın en önde gelen ülkelerindeyiz açıklamaları yapsa da sahada yaşanan gerçeklik ne yazık ki öyle değildir. Türkiye'nin bugün itibariyle baktığımızda dünyada OECD ülkeler arasında en fazla okullarını kapalı tutan Meksika'dan sonra ikinci ülkeyiz. İlkokul 1. sınıf 175 günlük eğitim öğretim süreci içerisinde sadece 15 gün yüz yüze eğitime katılabilmiş, 6 ve 7. sınıflar ile 10 ve 11. sınıflar ise hiç eğitim öğretim sürecine yüzde devam edememiştir. Bu kadar vahim bir tablo altında ülkemiz adına çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Eğitim öğretimin yüzde yapılamaması nedeniyle ülkedeki öğrenci nüfusunun 1 yıla yakın bir zamandır eğitim öğretimden uzak kalması çocukların kazanım eksikliğini, kendini ifade edebilme becerisini ve sıradan matematik problemlerini dahi temel matematik dediğimiz matematikten, fizikten, kimyadan yani fen bilimlerinden uzak kalmasını beraberinde getirmiştir. Ve yapılan araştırma şunu gösteriyor ki çocukların bu şekilde uzakta kalması, eğitim öğretimden geri kalmasının hem kendi gelecek süreçlerindeki iş başarılarını, akademik gelişimlerini ve ülkenin üretim gücünde milyarlarca dolar kayba neden olacağı dünyada yapılan tüm bilimsel araştırmaların sonucudur. Bu nedenle biz Eğitim İş Sendikası olarak bir an önce gerçek bir telafi eğitim programının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde uygulanması gerektiğini inanıyoruz.